Tim Burton manyak bir adam. Yani Tim Burton'ın gerçekten kafasının içinde ne yaşanıyor, neler oluyor. Gerçekten girmek isterdim. Böyle Luna Park gibi Tim Burton'ın içinde yaşamak isterdim. Onun beynine şöyle bir girsem de şöyle bir yaşasam isterdim. Ama sağ olsun kendisi de bizi bu keyiften mahrum bırakmamak için bol bol film çekmiş ve aslında bunların da ilk örneklerinden bir tanesi Beetlejuice demiş ki aha benim beynim bu kadar böyle manyak bir beyin. Gelin içinde takılın, oynayın, bir Luna Park gibi gezinin demiş. Ve ben de adeta bir Luna Park'a girmiş çocuk edasıyla bu filmi izledim. Her anından çok büyük keyif aldım. Ha der sanki yani aman aman bir film mi bu film? Yo değil ama yani kafa yaşatıyor size. Yani belli ki Tim Burton'da belli kafalar yaşıyormuş bu filmin çekimleri ve yaratılış esnasında. Beetlejuice'u bu filmde 15-16 dakika falan görüyoruz. Yani filmin ismi Beetlejuice ama filmde Beetlejuice yok gibi bir şey. Ve bu aslında batmıyor çünkü hem Michael Keaton'un o 15-16 dakikalık süreçteki performansı muazzam hem de filmin işte çekim teknikleri olsun, yaratılan atmosfer olsun, böyle set dekoru olsun vesaire hiçbir zaman ya biz Beetlejuice'a gelmiştik, niye Beetlejuice yok dedirtmiyor. O yönüyle de ilginç bir film. Ve şeyi de ayrıca söylemek isterim yani Michael Keaton keşke hep böyle Beetlejuice gibi şeyler oynasaydı. Bir yıl sonrasında Batman filminde oynuyor gene Tim Burton'ın. Ama bence Tim Burton yani yanlış bir tercih yapmış. Kesinlikle Michael Keaton iyi bir Batman değil. Ona da böyle delirtiyordu orada bir şeyler yaptırıyordu falan. Bence gerek yokmuş. Başkası da oynayabilirmiş. Ama Michael Keaton'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu da bu filmle öğrenmiş ve bilmiş olduk. Film şöyle başlıyor. İşte yeni evli, çok tatlış, muhteşem bir çiftimiz var. İşte gene böyle 1950'lerin o ideal Amerika dediğimiz bir yerinde, bir semtinde yaşıyorlar. Ve işte çocuk sahibi olmak istiyorlar, çocuk sahibi olamıyorlar vesaire. Sonrasında bu çift ölüyor. Bu ailenin evine yeni bir çift taşınıyor kızlarıyla birlikte. Ve aslında bu işte bizim eski tatlış çiftin yeni ve çok da tatlış olmayan çifte musallat olma hikayesini izliyoruz bu filmde de. Bu da aslında tabii ki de yani kör göze parmak dercesine değişen toplum yapısı, işte ailevi bir takım değerler ve hani evet değişiyor bir şeyler, yenisi geliyor ama yine de böyle mi olmalıyız yahu dedirten bir film. Film 1988 yılında çekiliyor. Aslında hani Amerika'da da dünyada da bazı değerlerin değiştiği, işte biraz daha globalleşildiği, Amerikan kültürünün biraz daha dünyayı domine ettiği yıllar ve Amerikan hayat tarzının da aslında baya değişti. Yani ilişkilerin daha doğrusu değişmedi ama aile yapısındaki bazı ne diyeyim sıkıntılı durumların çok daha fazla dile getirilmeye başlandığı bir çağa denk geliyor. Aslında Tim Burton da bunu anlatıyor ama tabii ki de bunu Tim Burton tarzıyla anlatıyor. Falan gibi böyle bir şeyler çıkıyor, hopluyor, zıplıyor falan. Bunu izliyoruz aslında bütün film boyunca ve çok da güzel bir şekilde izliyoruz. Tim Burton dünyanın geldiği şu anki durumu birazcık arafta kalmaya benzetiyor. Aynı bizim Barbara ve Adam karakterleri gibi. Yani ne tam olarak klasik ne tam olarak marjinal olabiliyorsun. Hani ikisinin arasında bir denge tutturman gerekiyor ki normal bir şekilde hayatta kalmaya devam edebil. Çünkü insanlık olarak tamamen geleneksel olduğumuz zaman bazı sorunlarımızı sanki hani arka plana atıyormuşuz ve mutsuz hayatlar yaşıyormuşuz gibi oluyor. Ama bazı değerlerimizi de tamamen attığımız zaman artık tutunacak hiçbir şeyimiz kalmıyor ve hani çok daha fazla boşluğa düşüyoruz ki bunu da zaten Winona Ryder'ın çok da beğenilen o karakteri üzerinden yapılıyor. Evet çok farklıyım, çok böyle hani dünya dışıyım, işte herkes beni anlamıyor gibi bir kafadayken ama bir yandan da hani yaşadığı hayattan inanılmaz nefret eden, hani böyle ölmek isteyen, evet farklısın okey ama hani yalnızsın bir yandan da noktasında hani onu o tarz insanları da eleştiren bir tarafı var Tim Burton'un. Yani şunu demeye çalışıyor özetle. Abi tamam en cool sensin. Hani gerçekten 10 numarasın. Hani aynada kendine bakarak cool pozlar veren o kızsın. Okey. Ama bir taraftan da sanki hani bazı geleneksel değerler de o kadar da kötü olmayabilir ve bunlardan keyfine göre bazılarını alıp da mutlu olabilirsini aslında anlatmaya çalışıyor Tim Burton. Bu yönden çok değişik ve güzel bir mesajı var ve bu şekilde de popüler olması bu filmin bence güzel bir durum. Winona Ryder'ın bu filmdeki tarzı ve aslında tavrı o yüzden de birçok insana ilham oluyor. Hani neredeyiz abi biz, hani biz kimiz, ne yapıyoruz şu anda bu dünyada diye sorgulayan birçok ergene aslında Winona Ryder'ın karakteri üzerinden bir mesaj iletiliyor. Bu filmin aslında çok daha karanlık, çok daha sert, kanlı olması düşünülüyormuş ilk başta. Beter Böcek karakterinin çok daha rahatsız edici, artık bundan da daha rahatsız edici olması düşünülüyormuş. Fakat bu filmin çocuklar için de uygun bir film olması istenmiş. Bunun da aslında nedenlerini birazcık daha net bir şekilde anladım. Yani çocuklara da burada verilecek ya da hayatta kendini bulmaya çalışan, hala da aslında tam olarak büyüyememiş bizim gibi insanlara da bazı mesajlar iletmek istiyor ve bu yüzden de bu filmi böyle çok kanlı, çok rahatsız edici olmasından ziyade çok daha böyle tatlış bir tonda olması planlanıyor ve bu şekilde yapılıyor. Çok da ciddi gözükmek istemiyor Tim Burton, çünkü filmin işlediği tema ölüm teması ve bu kadar ağır bir tema işleniyorken de hani bunun ölüm temasından birazcık sıyrılıp aslında ölümü hani halihazırda zaten gideceğimiz, hayatın normal akışında olan bir şeymiş gibi göstermek istiyor ki zaten bizim karakterlerimiz de öldükten sonra gittikleri yer aslında hani böyle hala daha sıra alıp bir şeyler, bir işlem yapılan gayet devlet dairesi gibi bir yere gidiyorlar ya da mevcut evlerinde aynı şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Filmin aslında Araf'ta geçen, böyle karakterlerin evin dışına çıktıktan sonra böyle çölde, dağda, bayırda geçen kısımlarına bayıldım, öldüm, bu neymiş diye şöyle bir baktığım zaman Alman dışa vurumculuğu diye bir şey, yani bir akımdan esinlendiğini öğrendim Tim Burton'ın. Güzel esinlenmiş, bayağı güzel yani şey kafası, yani bayağı sağlam güzel kafa yani bu. Bu karakterleri de işte o şekilde görüyoruz. Yani kendi evlerinden çıktıkları zaman böyle ne olduklarını anlamadıkları, ulan biz şu anda neredeyiz, ne ara geldik buraya diye düşündükleri bir yerden geçiyorlar. Çünkü alıştıkları düzen aslında işte kendilerine çocukluktan beri anlatılmış olan işte anne, baba, çocuk ve bir işte aile düzeni, klasik Amerikan tipi yaşam tarzıydı. Ve bundan çıkmaya aslında isteseler de ölümden sonra bile çıkamıyorlar. Çıktıkları zaman kendilerini böyle bir rüyalar alemi, bir tuhaf, saçma sapan bir yerde buluyorlar yani. Belki de bazı şeylerin çok da değişmesine gerek yoktur bazı insanlar için. Belki de hani ille de toplum bana bunu dayatıyor diye de bir şeylerden kaçmak ya da işte illa farklı olacağım diye bir şey yapmaktansa mevcut koşulların hani keyfini sürmek daha mantıklıdır diyor. Çünkü karakterlerimiz evden dışarı çıktıkları anda yani kötü hissediyorlar, neredeyiz biz, ne oluyor şu anda falan gibi bir tribe giriyorlar. O tribe girmemek için mevcut evlerinde kalmak belki de daha iyi bir seçenekti. Bunu da ayrıca da eklemiş olayım. Beter Böcek genel olarak beğeniliyor dönemin eleştirmenleri tarafından. Sadece hani çok da komik bir film değil galiba deniyor. Ama bu filmin aslında komik olmak gibi bir derdi olmadığını, asıl derdinin başka olduğunu zaten anlattım. Filmde bir day off sahnemiz var. Karakterlerin dans ettiği çok böyle ikonik olan bir sahne var. Tabii bugünden izleyince böyle vay ne sahne demedim ama döneminde izleyenler bu sahneyi çok beğenmiş ve işte sinema tarihinin en unutulmaz 10 anlarından bir tanesi olarak tanımlamış. Day off sahnesinin şöyle bir ekstra tarafı var. Day off sahnesiyle birlikte artık bizim eve yeniden taşınan ailemiz evde hayaletler olduğunu farkına varıyor. Ve fakat işte o hayaletlerin farkına vardığını öğrendikleri zaman kaçmak yerine, onlardan korkup evi terk etmek yerine onların daha da üzerlerine gidiyorlar. Çünkü diyorlar ki lan burada hani mal var, yani burada bunu satıp buradan bir ticari bir şey kazanıp aslında yolumuza devam edebiliriz diyorlar. Bu da aslında birazcık hani farklı olan insanların işte ya da bazı değerleri çok böyle sıkı sıkıya tutan insanların da günün sonunda kapitalizmin oyuncağı olacağı, işte YouTube'a videolar çekeceği, bir pazarlanabilir nesne haline getireceği ve okey yani bu şekilde olsa bile o insanların da kendi başına bir yol izleyebileceğini gösteren bir sahne. Çünkü filmde ne kadar kendilerini hani alıp bir kalıba sığdırmaya çalışsalar da günün sonunda aslında yola gelen taraf her şeyi ticari olarak gören, hani eski bir şey var burada ya da garip bir şey var, hani bunu da satalım diye düşünen insanlar olduğunu görüyoruz. Bu yönüyle de güzel bir mesaj ki hele ki bunun Tim Burton gibi gerçekten büyük bir manyak tarafından söyleniyor. Aslında çektiği film Hollywood standartlarında değerlendirilen ve bir ticari nesne haline gelmiş bir insanın söylemesi ayrıca benim için değerli göründü ve Warner Bros'un bu D.O. sahnesini çıkarmak istemesine rağmen Tim Burton'ın buna direnmesi de aslında bilmiyorum, bence güzel bir tesadüf olmuş. Çünkü Warner Bros dediğimizde aslında hani yaratıcı, böyle bizim çocukken sevdiğimiz Bugs Bunny'ler, Daffy Duck'ların dolaştığı bir şirketten ziyade takım elbiseli, yaşlı, beyaz adamların böyle ellerinde prolarla işte topluma nasıllar falan böyle bir şeyler yaptığı bir yer. Ve Tim Burton da tabii ki bir sanatçı olarak ellerinden geldiğince bazı değerlerini korumaya çalışmış ve bizlere de bir şeyler anlatmaya çalışmış. Anlayana efendim diyorum ve yolumuza devam ediyoruz. Film Oscar alıyor makyaj kategorisinde. Dolayısıyla hani o tarafta da gayet güzel işler yapıldığını söylemek gerekiyor. Özellikle beter böcek makyajının, yani deseler ki beter böcek Michael Keaton oynamıyor, Michael Keaton olduğunu anlar mısın? Yok, anlamam. Çünkü çok değişik bir makyajı var yani. Filmin teknik taraflarını çok fazla övmedim. Ama yani zaten ne öveyim? Yani o maketler olsun, o işte set tasarımları, oradan işte küçülüp büyülmeler. Ben zaten deliririm yani. Hani büyüklerin dünyası var, bir de küçük bir dünya var ve orada bir şeyler yaşanıyor. Small Soldiers'ta falan da vardı ama burada birazcık daha aslında çevrenin de o küçülmeye uyum sağladığı bir yön var. Birazcık da işte şey olurum yani, keşke büyükler, çok sıkıcı insanlar, böyle her şeyi çok ciddiye alan insanlar böyle büyük büyük takılsalar da hani biz daha böyle küçük bir şekilde kendi işte maket dünyamızda takılıyor olsak ve onlar bizi rahat bıraksa, arada böyle bakıp aa ne kadar güzel, ne kadar tatlılar deseler ve biz de onlara el sallayıp mevcut hayatlarımıza devam etsek diye düşünürüm. Allah'tan işte sanat diye bir şey var, YouTube diye bir şey var, biz de onlara bakıp aa merhaba falan deyip yolumuza devam ediyoruz. O insanlar da kendi yollarına devam ediyorlar. Sanat demişken de tabi burada Catherine O'Hara'nın canlandırdığı Delaya karakterine ayrıca da bir parantez açmam gerekiyor. Kendisi aslında sanatçı olmasına rağmen çok da böyle çocuksu bir karakter değil. Yani sanatı bir meta, sanatı bir işte pazarlanabilir, satılabilir ya da bir statü göstergesi olarak kafasında kurmuş bir insan. Ve dolayısıyla da aslında filmde hani sanat dendiği zaman neyi algılamalıyız sorusuna verilen olumsuz bir cevap olarak aha böyle olmamalı diye ön plana çıkan bir karakter olmuş. Kendisini canlandıran Catherine O'Hara'yı da biz Evde Tek Başına filminden tanıyoruz. Yani o Kevin, Kevin diye bağırmalarıyla kendisinden bir şekilde haberdar olmuştuk ve çocukluğumuza damga vurmuştu. Bu filmde de görmek iyi hissettirdi. Aa dedim yani Catherine O'Hara'ymış adı. Hiç yani mesela bu kanalı yapmıyor olsam hayatta adını öğrenmeyeceğim ama görünce ha diyeceğim kadın o Catherine O'Hara'ydı. Bir değerimizi daha bu şekilde tanımış olduk Türkiye'de yaşayan bir insan olarak. Aynı şekilde onun kocası, yani onun artık karakterin adına da bakmadım. Yani onun kocasını canlandıran kişinin de aslında o şehir hayatını, kır hayatını sürekli bir pazarlamaya çalışıyor. Yani bak burada işte ne kadar sevimli insancıklar var, kendi hallerinde yaşıyorlar ve buradan ev alın, gayrimenkul alın diye aslında hani biraz daha Amerika'nın taşralaşmış ve belli değerlerini koruyan yerlerine de aslında Amerikan kapitalizmini getirmeye yönelik yoğun çabaları olan bir insanı görüyoruz ve buradan da o eleştiriliyor. Çünkü bok gibi bir karakter yani gerçekten hani o insanları, hani Amerika'yı, Amerika'nın her yerini ya da dünyanın her yerini şehir yapmak ya da mevcut işte değerleri yok etmek üzerine kurulu bir yapıya sürüklemek isteyen insanları bok gibi bir karakterle temsil etmiş Tim Burton. Beetlejuice karakterini birazcık daha derinlemesine girersek aslında şeyi anlatıyor. Yani o değişimin çok böyle agresif bir değişim sürecinin çok da iyi olmayacağını, çok da sevimli bir şekilde gözükmeyeceğini anlatıyor. Beetlejuice karakteri çünkü iğrenç, hani rahatsız edici, tacizci, böyle manyak, deli bir karakter. Ve şey olarak da yani ilk başta aslında bizim karakterlerimiz mevcut koşullarla baş edebilmek için ondan yardım istiyorlar. Onun o anarşist, manyak tavrından, hani dinsizin hakkından imansız gelir diye Beetlejuice'u çağırıyorlar. Fakat sonrasında Beetlejuice bunların başına da bela alıyor. İyice yani ortalığın ağzına sıçıyor vesaire. Sonra deniyor ki ya yok bu da değil, yani bu da olacak iş değil. Aynı şekilde Winona Ryder da yani bir işte genç olarak hani bir çıkış yolu aradığı zaman Beetlejuice'dan yardım istiyor. Yani gel yaparsan sen yaparsın diye elin manyağına bel bağlıyor. Fakat o elin manyağı da geldiği zaman elin manyaklığını yapıyor yani. Orada da aslında belki de deniyor ki yani evet siz çok farklısınız, dünya değişiyor. Hani ananızın, babanızın, dedenizin, ninenizin değerlerini, onların o yaşantılarını sahiplenmek istemiyorsunuz. Okey. Ama gerçekten yardım isteyeceğiniz ya da hani bağlanacağınız kişi Beetlejuice mu olmalı ve dünyada galiba çok fazla Beetlejuice var diye anlatmaya çalışıyor. O yönlerinde güzel buldum. Beetlejuice'un hani hem oynanışı hem tasavvur edilişi, onun o böyle doğuşu vesaire çok tatlıydı. Oradaki o set tasarımları beni wow wow falan yaptı. Böyle bir şey oldum, iyi oldum yani. Güzeldi yani Beetlejuice karakteri daha da fazla bir şey temsil etmiyor bence. Sadece hani anarşizm ve abi değişim, abi işte dünya değişti abi, farklı bir noktaya gitmeliyiz abi diyen bir yapıyı temsil ediyor. Evet, tabii ki dünyanın, daha doğrusu hayatın bir gerçeğidir değişim. Fakat değişim olan, yani mevcut ilerleyişinin dışında bir hızda ilerlerse, illa değiştirelim diye bir şeyleri değiştirmeye çalışırsak bu yarardan çok zarar getirir. Beetlejuice karakteriyle anlatmış. Kim anlatmış bunu? Tim Burton anlatmış. Güzel bir kafa. Değişik bir mesaj. Anlayana diyor gene de Yılmaz Özdil'imizi yapıyoruz. Evet, başka da çok da diyecek bir şeyim yok bu filmle ilgili. Bayağı da konuştum galiba. Yani özetle bu film hani farklı olmak, değişen toplum, değişen kültürler, İşte buna rağmen hani her şeyi de olduğu gibi kabul etmek ve mevcut değişim hızına da çok da fazla direnmemek ve çok da abartmamak konusunda aslında böyle bir paket, güzel, hani gayet ele avuca gelir tatlı bir film olarak karşımıza çıkıyor. Ekstra da diyecek bir şeyim yok. Ben izlediğim için çok memnunum. Yani yeni filmini de çok merak ediyorum. İlla ki gideceğim, izleyeceğim. Bakalım bu filmde neler anlatıyor ki, yani hani 80'lerde çekilmiş bir filmin kaç yıl sonra tekrardan, neredeyse 40 yıl sonra yeniden karşımıza çıkması ayrıca heyecan verici iken, bu filmin aslında toplumsal değişimlere de bir ışık tutan yapısının da olduğunu görünce daha da ikinci filme yükseldim. Bakalım o film nasıl? O filmi de aynı zamanda izlediğim zaman da bakalım, çekeceğiz, göreceğiz nasıl olmuş. Onun da incelemesi gelir. Kanalı beğenmeyi, abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Katıl butonumuz açıldı. Yani hani ne bileyim, Beşiktaş Kadıköy vapurunda müziğimize destek olmak ister misiniz diye önünüze şapka tutan insanlar değişti ve artık YouTube kanalı açarak katıl butonu üzerinden iyi olmanızı istiyorlar. Buna da katkıda bulunursanız ayrıca da mutlu oluruz. Başka da diyecek bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.